Merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TYT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine hız problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soru saatte 110 km süratle 4 saat yol alan bir hareketle toplam kaç kilometre gitmiştir? Şimdi x eşittir v çarpı t kuralını kullanırsak burada yol eşittir hız çarpı zaman diyorduk. Hızını 110 km vermiş, zamanı 4 saat vermiş. Dolayısıyla gittiği yol 110 çarpı 4'ten 440 km gitmiştir diyoruz. İkinci soruda bir hareketle yolun bir kısmını saatte 70 km süratle 3 saat yani 70 çarpı şöyle diyelim 70 çarpı 3'ten 210 km yol gitmiş. Kalan kısmında 90 km süratle 4 saatte gitmiş. 90 çarpı 4'ten de 360 km. Gittiği yol toplam kaçtır demiş. 210 artı 360'dan da 500 buradan 70 km gitmiş olacak. Üçüncü soruda bir hareketli 510 km'lik bir yolun ilk bölümünü saatte 75 km süratle 4 saatte gidiyor. 75 çarpı 4 dersek 300 km'sini gitti. Geriye 210 km kaldı. Kalan yolu 3 saatte gidebilmesi için burada hızının nasıl olacağını soruyor. Şimdi 210 km kalmıştı. V'sini bilmiyoruz. 3 saatte gitmesini istiyor ve V buradan da 70 gelir. Dolayısıyla hızı nasıl bir değişim olmuştur diyor. Hızı normalde 75 km iken 70 olduğuna göre 5 km azalmalıdır diyoruz. Dördüncü soruda aralarında 420 km olan karşılıklı iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ettikten 7 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi iki hareketli birbirlerine doğru geliyorsa mesela burasına V1 burasına V2 dersek hızlarını toplamını alıyoruz biliyorsunuz. V1 artı V2 7 saatte karşılaşıyorlar ve 420 kilometrelik aralarında mesafe var. Buna göre buradan sadeleştirdiğimiz zaman 60 geldi. Bu iki hareketin süratleri toplamı kaçtır? V1 artı V2 buradan 60 kilometre geldi. Beşinci soruya bakalım. Yukarı süratleri verilmiş iki araç aynı yönde aynı anda hareket ederlerse A'dan hareket eden B'den hareket edeni kaç saat sonra yakalar? Aynı yönde hareket ettikleri için hızlarının farkını alıyoruz. Bu kadar hızla aralarındaki farkı bu kadar hızla kapatabiliyor. T kadar zamanda aralarındaki mesafe de 120 km. Burası zaten 15 çarpı T eşittir 120. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm buradan 24. Sadeleştirip buradan da 8 geldi. Yani 8 saat sonra yakalıyormuş diyoruz. Altıncı soruda aşağıda süratleri verilmiş iki hareketle aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Birbirlerine doğru hareket ettikleri için yine hızlarını topluyorum 6V artı 3V 2 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Yani 9V çarpı 2 toplam gittikleri yolu verecek ve aralarında da 360 km yol olduğuna göre demiş. Buradan 9 çarpı 2 18 360 ile sadeleştirdiğimiz zaman V'de 20 geldi. Hızlı olan A'dan B'ye kaç saatte gider demiş. Şimdi V 20 ise burası 120, burası da 60 geldi. Hızlı olan A'dan B'ye kaç saatte gider? Hızlı olanın hızı 120, T kadar zamanda A'dan B'ye olan yolda 360 km. Dolayısıyla hızlı olan B'ye 3 saatte gider diyoruz. Yedinci soruda bir hareketli A'dan B'ye 80 km süratle 6 saatte gidiyor. A'dan B'ye olan mesafe o zaman 80 çarpı 6'dan 480 km'ymiş. Aynı yolu 16 saatte gidebilmesi için süretini saatte kaç kilometre azaltmalı? V hızıyla 16 saatte 480 km yolu gidebilmesi için V ne olmalıdır? Buradan da V'nin 30 olduğunu buluyoruz. 8. soruda yukarıda süratleri verilmiş. A ve C'deki hareketler aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde B'de karşılaşıyorlar. BC arasında 400 km verilmiş. Buna göre AB kaç kilometredir? Şimdi birbirlerine doğru gelecekler ve şöyle diyelim aralarında buradaki mesafede 400 olduğunu vermiş. Buradakini bilmiyoruz. Şimdi B'de karşılaşıyorlar. 5 ve birbirlerine doğru geldikleri için hızlarını topladım. T kadar zamanda B noktasına gelmiş olacaklar. Mesela burası 400 ise burası X olsun. Şimdi toplamda da o zaman aralarındaki mesafede 400 artı x geldi. Şimdi t kadar zamanda c'deki buraya geldiğine göre o zaman şöyle diyebilirim. C'dekinin hızı 2 ve t kadar zamanda 400 km yol almış olacak. Buradan v çarpı t'nin 200 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da şöyle diyelim. Vt yerine de 200 yazarsam eğer burası 5 çarpı 200'den burası 1000 geldi. 1000 eşittir 400 artı x buradan da x'in 600 kilometre olduğunu bulduk. X dediğimizde zaten AB uzunluğuydu. Bizden de onu istemiş.
Dokuzuncu soruda bir araç bir yol boyunca 2 saat 3V süratle 3 saat 4V süratle gidiyor ve bu araç aynı yolu 2V hızıyla kaç saatte gider demiş. Şimdi normalde 2 saatte 3V hızıyla 3 saatte de 4V hızıyla gittiğinde toplam buradan 6V artı 12V'den 18V'ye kadar yol gidiyor. 2V hızıyla demiş, T kadar zamanda 18V, burada yolu 18V bulduğumuza göre buradaki T'yi bulacağım. Sadeleştirdiğimiz zaman da T'yi 9 bulduk. 10. soruda aralarında 360 km olan iki araçtan birinin saatteki süratı diğerinin 40 km fazlasıdır demiş. Mesela biri eğer V ise diğeri V artı 40 gelecek. Karşılıklı hareket ettiklerinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Şimdi birbirlerine doğru geldikleri için hızlarını toplayacağız. 2V artı 40. 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış ve aralarındaki mesafe de 360 km. Yani şöyle düşüneceğiz. Biri V hızıyla geliyor. Biri V artı 40 hızıyla geliyor. Aralarında da 360 km mesafe var. Buradan da V'yi bulalım. Burası 120 geldi. 2V artı 40 120. 2V eşittir 80. V de buradan 40 geldi. Buna göre hızlı olan süratı saatte kaç kilometredir demiş. V 40 olduğuna göre burası 80, burası 40. Dolayısıyla hızlı olan 80 kilometre geldi. 11. sorumuzda bir ABCD karesi biçimindeki parkın çevresindeki yolda Ümit yürüyüş yapmaktadır. Ümit A'dan başlayıp ikinci ok yönünde saatte 5 km süratle yürürse F'ye 24 dakikada geliyor. Şimdi buraları orta noktalar olduğunu vermiş. Mesela bunlar XX diyelim. Kare zaten her biri bunların eşit. İkinci ok yönünde gittiğinde 2X, 4X, 5X yani F'ye geldiğine göre 5X kadar yolu. Buradaki hızını bilmiyoruz. 5 km süratle demiş. Hızı o zaman 5 geldi. V'sini vermiş bize. Ve 24 dakikada gidiyor. Şimdi burada 24 bize kilometre demiş. Kilometre buradaki saate çevirmemiz lazım. Yani burada şöyle söyleyeceğim. 24 dakika dediğine göre 1 saat 60 dakika ise 24 dakika kaç saattir onu bulacağız ki buradan da 24 bölü 60 saat yaptı. Buradan 5x değerini bulabilirim. 5'ler sadeleşti. X değerimiz de buradan 24 bölü 60. 6'ya böldüm 4, 6'ya böldüm 10. Buradan da 2 bölü 5 geldi. Ümit birinci ok yönünde saatte 6 km süratle yürürse F'ye kaç dakikada ulaşır demiş. Birinci ok yönünde gidecek ve F'ye 3x kadar yol gidecek. X'in de 2 bölü 5 olduğunu biliyoruz. 6 km hızla kaç dakikada gidecek onu bulalım. Buradan 3 çarpı 2, 6 zaten 6'lar sadeleşti ve T değerimiz buradan 1 bölü 5 geldi. Bize şu an biz saat cinsinden buradaki değerine kilometre olduğu için saat cinsinden bulduk. 1 bölü 5 pardon burası 1 bölü 5 saat. Saati de tabii ki yine aynı şekilde dakikaya çevireceğim. 1 saat 60 dakikaysa 1 bölü 5 saat ise 60 bölü 5'ten 12 dakikaya eşit oldu. 12. soruda bir bisiklette B'den A'ya saate 4,5 km süratle gidip A'dan B'ye 4 km süratle dönmüştür. Dönüşte gidişinden 15 dakika fazla zaman harcadığına göre AB arası kaç kilometredir? Şimdi şöyle diyelim mesela burada AB arasını giderken 4,5 km hızla gidiyor. Dönerken ise 4 km hızla dönüyor. Dönüşte gidişindekinden 15 km fazla 15 dakika fazla zaman harcıyor. Yani burada giderken mesela T ile gidiyorsa burada ise 15 dakika. Tabii yine aynı şekilde bunu kilometre dediği için saate çevireceğim. 1 saat 60 dakika ise 15 dakika kaç saattir diyeceğiz. 4'te 1 olduğu için buradan da 1 bölü 4 saat geldi. Buna göre hesaplayalım. 4,5 kilometre hızla T kadar zamanda gitti. Aynı AB yolunu. Dönüşte de 4 kilometre hızla T artı 1 bölü 4 saatte döndü. Buradan 4,5'u şöyle diyelim 9 bölü 2 diyelim. 9 bölü 2 ile T'yi çarptığımız zaman 9 T bölü 2 eşittir. Burada da 4'ü dağıttım. 4 T artı 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1 geldi. Burada 4T'yi diğer tarafa gönderirsek 4,5T'den 4T çıktı. Buradan 1 bölü 2T kaldı. 1'e eşit T değerimize buradan 2 oldu. Bize AB arasını sormuş. Şimdi AB arasını ister buradan ister buradan bulabiliriz. T yerine 2 yazdığımız zaman 4 mesela burasına yazdık. 4,5 çarpı 2'den burada AB arası 9 kilometre oldu. 13. soruda bir A hareketlisi bir MN yolunu 8 saatte gidip aynı yoldan 5 saatte geri dönüyor. A hareketlisi giderken saate 90 km süratle şöyle yazalım hemen. Giderken 90 km süratle gidiyor ve 8 saatte gidiyor. Dolayısıyla yol o zaman 90 çarpı 8'den 720 km AB arası.
Dönüşteki süreti kaç kilometredir demiş. Dönüşte de V hızla 5 saatte dönüyorsa mesafe 720 kilometre. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman V değerimiz buradan 144 geliyor. Evet arkadaşlar, böylece hız problemleriyle ilgili olan birinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.